Değerli izleyenler, dün ekranlara da yansıttık aslında 11 Ekim'di ve Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Arkamda gördüğünüz gibi aslında pes pembe bir tabloyla yaşanması gereken bir gün, öyle değil mi? Her evin neşesi aslında kız çocukları. Böyle onları el ele oynarken, genç kızlıklarında yetişirken görüyor olmak hepimizin dileği. Ancak ülkemizde elbette 11 Ekim bu şekilde kutlanmadı. Pembe değil, simsiyah bir tablo var. Aklımızda bazı isimler var. Narin, Ecrin, Eylül ve daha niceleri ne yazık ki küçücük kız çocukları olarak kaldılar. Bir gün sonrasını, genç kızlıklarını göremediler. O tabloya birlikte bakalım. Etmek varken yaşatamayanlara kız. Kız çocuk, kız ki büyüsün hayalleri, kız ki değiştir, kız ki dünyaları güzelleştir. Sen kız, biz yanındayız. Sıla, Leyla, Ecrin, Eylül, Müslüme, Ceylin, Narin. O güzel isimleri dünyanın en kötü kelimeleriyle yan yana geldi. Cinayet, istismar, şiddet ve ölüm. Şu anda şu şartlarda kız çocukları olarak güvende değiliz. Hayattan koparılan çocuklardan yalnızca birkaçı onlar. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde önümüzde duran fotoğrafları simsiyah. Çünkü katledilen çocuklar renklerini de götürdü yanlarında. Acı herkesin yüreğini yakarken toplumda da bir endişeye sebep oldu. Kızlara yapılan, kız çocuklarına yapılan çirkin davranışlar, teşebbüsler mide bulandırıcı. Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Ancak çoğumuzun bugünden haberi dahi yok. Ancak bugün bizim günümüz. Birleşmiş Milletler 2012 yılında eşitsizliğe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bugünü Dünya Kız Çocukları Günü ilan etti. Biz de sokağa indik, anne ve babalara sorduk. Bir kız babası olarak ne hissediyorsunuz? Vallahi bu ülkede endişe duyuyorum. Yarın ne olacağı belli değil. Kız çocuklarının maruz kaldıkları eşitsizlik, ayrımcılık ve her türlü istismarın karşısında durmak için farkındalığı artıran en anlamlı mesajlardan biri Sabancı Vakfı'ndan geldi. Var etmek varken yaşatamayanlara kız. Kız çocuk, kız ki büyüsün hayalleri, kız ki değiştir, kız ki dünyaları güzelleştir. Sen kız, biz yanındayız. Spor kulüpleri de kız çocukları için özel mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fenerbahçe, kız çocukları toplumun yarınları, yarınların aydınlığıdır sözleriyle andı bugünü. Beşiktaş, gülümsemeniz hiç eksik olmasın hashtag ile fotoğraflarını paylaştı. Galatasaray, kız çocuklarının gelişimi için uygun şartların artmasını diledi. Trabzonspor'sa artık kız çocuklarımızla ilgili tek gündemimiz mutlulukları ve gülüşleri olsun dedi. Dünya Kız Çocukları Günü'nde olması gereken görüntülerse ağrıdan geldi. Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi gönüllüleri köy okulunda okuyan öğrencilere unutulmayacak bir gün yaşattı. Çocukların saçları tarandı, yüzleri rengarenk boyandı. Kıymet